Ve Marmaris, dün öğle saatlerinde başlayan yangın gece boyu devam etti. Yerleşim yerlerine kadar inen alevlerle mücadelede bir can pazarı vardı. Kayılan vardı. İnsanlar cinnet geçiriyordu. Güneş battı, kızıl alevler geceyi aydınlattı. Gün doğdu ama kapkara duman güneşi bile kapattı. Çok büyümez diye düşünmüştük ama siteler mevkiinden başlayan yangın Marmaris'in uzak köylerine kadar erişti yani. Sabaha kadar can pazarı yaşandı, zamana karşı yarış vardı. Hayvanlar son anda çıkarıldı ahırlardan. Şuraya doğru gönderin, şuraya. Aşağı geçin, aşağı. Bir vatandaş yaşlı adamı kucağında taşıdı evinden. Gel. Saniyelerle yarıştılar. Bir kişi keçisini kucağında taşıdı güvenli bölgeye. Nereye? Biraz ilerledim. Geri kaçıyor. Alevler yerleşim yerlerine kadar indi. Herkes can havliyle yangın bölgesini terk etti. Onlar ağladı, yüreğimiz yandı. Evlere kadar gelen yangını çaresizce, gözyaşları içinde izlediler. Evi yanmak üzere olan bir kadın ne yapacağını bilemedi. Yaşadığı panik tarifsizdi. Gençler gece yarısı işlerinden çıkıp gönüllü olarak çalışmalara katıldı. Biz villaların oradan başladık, siteler bölgesinde. Orada ellerimizle kovalarla evlere sıçramasın diyerek ilk başta kenarları sulamaya başladık. Sabah saatlerine kadar ekiplere su ve yiyecek taşıdılar. Gece 2'de işten çıktım. Sabah 8'e kadar gönüllü olarak çalıştık. Su götürdük, onu götürdük, sandviç. Yardım ettik yani. Dün Marmaris'te başlayan yangın söndürülemedi. Alevler otellere, evlere kadar geldi. O hayvanlar, bu ormanlar bir daha kim bilir ne zaman geri gelecek? Kim bilir ne zaman bir daha yeşillenecek? Can pazarının yaşandığı bölgede sabaha kadar herkes seferber oldu. Eline hortumu, yangın söndürme tüpünü alan yangına müdahaleye koştu. Gençler gece boyu süren mücadeleyi anlatırken gözleri doldu. Bayılan vardı, cinnet geçiren vardı. Evi yanacak korkusuyla insanlar cinnet geçiriyordu. Ve işte en acı karelerden biri. Yangından kurtarılan bir kaplumbağayı vatandaşlar suyla serinletmeye çalıştı. Bir kişi ise ormanın yakınında bulduğu kaplumbağaya su içirdi. Tatilciler sandallarla, teknelerle ve sahil güvenlik botlarıyla tahliye edildi. Sahildeydik, dumanları gördük, kontrol altına alındı dediler ama bir baktık birden çoğalmaya başladı. Sonra tahliyeler başladı. Tahliye edilen tatilciler ve evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sahillerde geçirdi. Önce çok değildi, ondan sonra daha çok ve biz otelden çıktık, su yoktu, öyle çok sıcaktı. İşte Bodrum'da o yangın paniğinin yaşandığı lüks otelin çevresindeki yürek yakan görüntü. Tam 80 hektar alan tamamen kül oldu. Burası da Osmaniye Mahallesi. Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı. Onlarca yapı ve hayvan telef oldu. Sabah evlerine dönen vatandaşlar manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.